Sevgili arkadaşlar, selamlar. Ben Freebro ve bugün Lies of P rehberiyle karşınızdayız. Bu Life of P rehberinde oyuna başlarken yapacağınız silah seçimleriyle ilgili olarak hangi silahlar var ve hangi silahlar neyi temsil ediyor ona bakacağız. Bölümün sonuna doğru da ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Yani bu tamamen benim kendi fikrim. Siz katılmayabilirsiniz ama benim oynama ve oyun tecrübeme göre bu ilk 3 silahtan seçeceğimiz hangi silah bana en azından daha iyi oldu, onu sizinle paylaşacağım. Buradaki silah seçimi şöyle bir özelliği var. Oyun 11 ana bölümden oluşuyor. Her bölüm içerisinde 2 ila 8'e yakın değişik görev var. Yani çok uzun görevler olabiliyor. Ve buradaki bu silahla seçeceğimiz şuradaki silahla böyle gerçekten ilk değecek silaha, ilk böyle yatırım yapabileceğim silaha gelene kadar ikinci bölümün sonlarına doğru ulaşıyoruz. O yüzden hani oyunun en başı da hep zor olur ya, o yüzden buradaki silah seçimini ben size bir anlatmak istedim. Şimdi şuradan masaya geldiğimizde, bu hemen oyunun başında, bir silah seçmemizi istiyor. Burada 3 ana tip silah var ve gerçekten de oyunun içerisinde de hani hareket mekanizması olarak 3 ana tip silah var. Şundan başlayalım. Bir tanesi güç silahı. Hatta şuradan şeyleri açalım ve özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki karakterimizi seçtiğimiz zaman bunun gücü en fazla olan, yani şey kısmına baktığımız zaman neredeydi o? Motivity, güç anlamına geliyor oyunda. Motivity'si en yüksek olan bu karakterimiz, Strength karakterimiz. Bunda Motivity 9, yani orta. Bu da en düşük Motivity. Yani silahımızın gücünü nispeten bize anlatabilecek küçük bir detay bu. Burada silahtan çok tabii ki şeyi seçiyoruz. Karakterimizin başlangıç gücünü seçiyoruz. O tabii ki ayrı bir konu. Biz şimdi silahlara bakacağız. Silahlara baktığımızda da burada bir ağır silahlarım var. Yani vurduğumda çok fazla hasara yol açabiliyorum. Ama hareket anlamında bu silahlar nispeten yavaş. Yani biraz daha tecrübeli olmak gerekiyor bu tip silahları kullanmak için. Çünkü düşmanımızı iyi okuyabilmemiz lazım. Ağır silahımızın hızıyla, yani vuruş hızıyla hazırlanması ve vurana kadar olan zamanı iyi değerlendirmek lazım. İyi ayarlayabilmek lazım. O da bir zaman ve kullanım gerektiriyor. Yani iyi yanı sert vurması, kötü yanı çok yavaş olması, ağır hareket etmesi. Onun dışında ortalama bir silahımız var. Bunlar ne çok hızlı, ne çok yavaş, ne çok aşırı güç sarf ediyor, ne de aşırı hasara yol açabiliyor. Bunlar dengeli silahlar. Genellikle hani oyuna başlarken bu silah tavsiye edilebilir. İyi bir seçim olabilir. Çünkü hızlı hızlı kaçabiliyorsunuz. Hareket alanınızı kısıtlamıyor ve bu da size küçük bir avantaj verebiliyor. Ondan sonra da şuradaki hafif silahlarımız var. Genellikle bu tip oyunlarda dexterity build denir bunlara. Bu da tamamen hareket kabiliyetimiz çok yüksek oluyor. O da vigor'a bakarsanız bizim ne diyebiliriz? Hareket kabiliyeti, efor, fitlik durumumuz, enerjimiz. En yüksek olan bu zaten. Bu da ne demek oluyor? Enerjim bitene kadar bol bol kaçabilirim. Bol bol silahıma saldırabilirim. Fakat karşılığında ne oluyor? Silahım çok hafif olduğu için karşı tarafa çok fazla hasar açamıyorum. Özetlersek çok sert vuruş, strength, yani güç silahları. Sert vururum ama ağırım. Ağır hareket ederim ve çok enerji sarf ederim. Yani böyle bir karakter yapacaksanız ve böyle bir silah kullanacaksanız karakterinizin şeyi çok kuvvetli olması lazım. Vigor çok kuvvetli olması lazım. Kapasitesi çok yüksek olması lazım.
ve silahınıza göre motivitik, teknik veya advance'ine bayağı bir puan yatırmanız gerekebilir. Bu dediğim gibi dengeli bir silah ve dengeli bir karakter. Burada hepsine eşit puanlar vererek silahınızı ve karakterinizi geliştirebilirsiniz. Buradaki karakter tipinde de tamamen silahım buna göre işte hızlı ve çok az enerji sarf eden silahlar oluyor. Şimdi ben burada oyunun başında benim seçimim şu ağır silah olacak. Çünkü birincisi karakter yapısı olarak vitality, yani canım en fazla olan karakterim bu. Vigor'um çok düşük. Bu çok kötü. Zaten ilk puanla hemen bu vigor'umu tamamlamam gerekecek. Kapasitem de en yüksek olan, o iyi bir şey. Çünkü daha fazla ve daha ağır silahlar taşıyabiliyorum. Bu silaha göre de motivitim 11. Yani o da silahımın gücünü arttırıyor. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Tek dezavantajı oyuna başlarken vigor'un çok düşük olması lazım. Ama siz de silaha alışırsanız hızlı bir şekilde, o zaman o kısa bir zamanda ve alacağınız ilk puanlarla vigorunuzu arttırırsanız açığı kapatıyorsunuz. Öbür şekilde bayağı bir dövüşmeniz gerekiyor. Daha çok vurmanız gerekiyor. Ve daha çok kaçmanız gerekiyor. Bu tamamen yalnız benim fikrim. Dengeli bir başlangıç, yani yapmak istiyorsanız da şu silahı seçebilirsiniz. Eğer diyelim ki bir tane silah seçtiniz burada ve hoşunuza gitmedi, çok yakında parayla almadığınız diğer iki silahı da çok cüzi bir paraya satın alabileceksiniz. Onu da ben size birazdan göstereceğim. Şimdi ben bu silahı seçiyorum. Strength silahını seçiyorum. Ve size hani bu silahın neden seçtiğimi de göstereyim. Şuradan bir çıkalım. Bir kere silahın menzili uzun. Büyük bir silah olduğu için. Hareket şekli bu. Gördüğünüz gibi. Yani epey yavaş şöyle hazırlanıyor, sonra vuruyor. Bu hızlı vuruşu R1 ile yapıyorum bunu. Kombosu bu şekilde, arka arkaya bastığım zaman 2 3. Sert vuruşu şu şekilde, basılı tuttuğum zaman da şu şekilde. Fakat bu silahta şöyle güzel bir şey var. Şimdi yeşil barıma bakın. Basılı tuttuğum zaman böyle çifti bir vuruş yapıyor ve enerjimin yarısını harcıyor. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Bunu bir aklınızda tutmanız lazım. Sert vuruş 2 tane yapabiliyorum. Hafif vuruştan da 1, 2, 3. Ondan sonra enerjim bitiyor. Yani 4. ancak 1, 2, 3 ve 4'te enerjim bitti, hareket edemiyorum. Fakat benim çok sevdiğim bir stili var. Koşarak gittiğim zaman, yani yuvarlağa basılı tutup koştuğum zaman ve sert vuruş yaptığım zaman şu hareketi yapıyor. Bu bayağı hızlı. Adamınızı iyi ayarlarsınız. Bakın, yani normal bundan daha hızlı neredeyse. Hem sert vuruş hem de çok hızlı, gördüğünüz gibi. Bu da, şu da koşup koşup hızlı vuruş. R1. Fakat R2'si bence süper güçlü bunun. Yani koşup yuvarlığa basıyorum. Sonra R2'ye başlıyorum şu. Şunu ayarlarsak bakın nasıl oluyor. Şimdi gidelim düşmana. R2 yaptım, vurdum. Bir tane daha yaptım. 3. Enerjim bitene kadar bir adamı bitirebiliyorum. Yani o da çok iyi. Basılı tutayım gelene kadar. 2 vuruşta götürebiliyorum. Bunun zamanlamasını iyi öğrenirseniz oyunun bu başı bayağı rahat oluyor. Tek sıkıntı dediğim gibi şeyimiz olacak. Enerjimizi iyi kullanabilmek. Onun için de şöyle yapabilirsiniz. Düşmana geldiniz. Ayağa kalkmadan önce hareketlene kadar böyle hızlıca bir vurabilirsiniz. Şu hareketini yaptıktan sonra bir tane daha vurursunuz ve işini bitirirsiniz. Sen nereden geldin? Şimdi basit vuruşlarla yapalım. Şimdi bir vursun. Dengesini kaybedin. 1, 2, 3. Hiç bana vuramadan ve enerjim bitmeden bitirebiliyorum. Ama 4'e girerseniz sıkışırsınız. O yüzden dikkatli olmanız lazım. İyi planlamanız lazım. Fakat bence şu vuruş efsane. Sıfırla koşup 2 vuruşta bitiriyorum. Enerjim de bayağı kalıyor. Şimdi gidelim diğer seçmediğimiz silahlara da bir bakalım nasıl olduğuna. Ve ondan sonra siz ne tip bir silahla bu ilk bölümleri oynamak istiyorsanız
ona karar verebilirsiniz. Oyunun başında alamadığımız diğer iki silahı hemen oyunun nispeten başlarında alabileceğimiz yeri göstereyim ben size. Oyundan başladık. Silahımızı zaten seçmiştik. Sonra şöyle bir yere geleceksiniz. Biraz oynadıktan sonra ilk tüccarımıza karşı geleceksiniz. O da şurada. Yani şuraya geldiğinizde bilin ki artık satın alabileceğiniz yere geldiniz. Burada zaten oyun kaydediliyor. Arkadaşımıza geldiğimiz zaman da ve konuştuğumuzda da çok cüzi bir fiyata bu iki silahı alabiliyoruz. Bir tanesi buydu. Diğeri de buydu. Diğerlerini aldıysanız kuvvet silahını da buradan alabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca bir de diğer silahlara bakalım. Hemen şuradan açayım ben size. Bunu zaten bakmıştık. Bir alternatif şuydu. Bu balanced silahtı. Yani dengeli olan silahtı. Bunda hem daha hızlı. Şimdi göreceksiniz. Hareket şeyimiz. Yani sert silaha, kuvvet silahına nazaran çok daha hızlı. Bu R1 hızlı vuruşum ve gördüğünüz gibi yani diğerinde 4 tane vurabiliyordum. Şimdi bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 çok daha fazla vurabiliyorum. Sert vuruşu basılı tuttuğumda şu çifti dönüşü yapıyor. Bu da çok kuvvetli. Tekli vurduğumda da bayağı hızlı vuruyor. Koşarak hafif vuruş L1 ve R1 pardon. Ve koşarak R1. Şöyle alttan vuruyor. Epey güzel bir hareket seti var. Dediğim gibi bu biraz daha hızlı ve daha az enerji sarf ediyor. Yani emin değilseniz bu silahla başlayabilirsiniz. Çok rahat, her şeyden biraz var ve az enerji sarf ediyorsunuz. Onun dışında bir de neredeyse çok çok az enerji sarf eden fakat çok hızlı olan fakat çok az hasar yol açan şu silah var. Bunda gerçekten bayağı uzun uzun dövüşmeniz gerekiyor karşı tarafı yenmek için. Ama güzelliği de bir türlü enerjisi bitmiyor. Hani vuruşları yaptıktan sonra kaçacak da enerjim kalıyor. Gerçekten rahat. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı tak 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 arka arkaya hızlı hızlı vurabiliyor. Bu R1 yani hızlı vuruşum. Şeye bakalım. Sert vuruş çok güzel vuruyor ve geri çekiliyor. Buraya geri çekiliyor. Böylelikle daha korumalı oluyorsunuz. Basılı tutuyorum. Üçlü bir vuruş sergiliyor. Bakalım. Üç ve çok az enerji gidiyor gördüğünüz gibi. Koşarak hafif vuruş. Direkt böyle uzaktan çat bir tane vurabilirsiniz ama devamını getirmeniz lazım böyle arkasından. Ve buradan da koşarak sert vuruş. İki tane yapıyor bu sefer. Silahlarımız bunlar. Dediğim gibi tamamen sizin oyun stiliniz ve oyun yapınıza bağlı. Benim şahsi fikrim, ben kendim açısından hepsiyle bir başlangıç yaptım ve oynadım. Nedense bu silah çok daha fazla bana şey verdi. Yani burada bir gariplik var çünkü koşarken şu vuruş çok hızlı yani. Bir ağır silah için, bu kadar hasarı yol açan bir silah için gerçekten iyi bir opsiyon bence. Gizli böyle bir hareket seti olması iyi. Zamanlama iyi yaparsanız basılı tutup çiftliyle iyi öldürebiliyorsunuz. Bir de uzak mesafeden vurabiliyorsunuz düşmanları. O da iyi bir şey. Mesela şurada bir düşman olacak mı diye bakayım. Yok, burada kalmamış. Ama dediğim gibi seçim sizin. Benim tavsiyem bu yönde olurdu. Ve hani ilk böyle ciddi silahı alana kadar, ilk böyle yatırım yapacak silahı alana kadar da hani bu silahları eğer çok zorlanırsanız merkeze gidip kuvvetlendirebilirsiniz zannedersem. Şu aşamaya gelene kadar 1 veya 2 puan arttırabiliyordun silahın gücünü. Bu ilk bölümü tamamen sıfırda oynuyorsunuz. Oteli açtıktan sonra silahları kuvvetlendirebiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem bu silahları hiç güçlendirmeyip ileride oynayacağınız iyi silahları
bulup onlara yatırım yapmamız daha doğru olur. Başka küçük bir tiyo da karakter puanlarınızı bu aşamada silahların scalingine göre, yani silahın artış gücüne göre arttırmayın. Silahı arttıracağınız özel taşlarla arttırmanız size çok daha fazla güç veriyor. Eğer bir puanı karakter puanınıza verip silah güçlendirmek isterseniz o en son çare bence olması gerekiyor. Çünkü daha önemli karakter özelliklerinizi kuvvetlendirmekle ilgili daha önemli yapmanız gereken işler var. Şurada da ben size çok kısa şeyi göstereyim. Bu silahın nasıl scale ettiğini, nasıl kuvvet kazandığını şuradan görüyorsunuz. Sağ tarafta şöyle bastığım zaman attack abilities dediği, atak yetenekleri dediği motivity var. B diyor, teknik diyor, D diyor, advanced diyor, boş diyor. Bu da ne demek oluyor? Karakter puanlarımdan, ergolarımı toplayıp karakter puanlarımdan ben motivity'ye bir puan verirsem o zaman silahım 1 puan, 2 puan, 3 puan artabiliyor. Tekniğe bir puan verirsem D daha düşük olduğu için sıralama A, B, C, D diye gidiyor. D en güçsüz olduğu için tekniğe bir puan verdiğim zaman silahım o kadar güçlenmiyor. Motivity'ye verdiğimde belki 3 puan verecek. Tekniğe 1 puan verdiğimde, karakter puanı verdiğimde 1 puan verecek belki. O yüzden de bu silahı güçlendirmek için motivity'ye puan vermem gerekiyor. Fakat dediğim gibi silahlarda karakter puanlarınızı silaha göre vermeyin bence. Çünkü silahları geliştirmek için çok kısa zamanda zaten silah taşlarını buluyorsunuz ve onları hızlıca merkezdeki silah ustasında artırabiliyorsunuz. Silahınız artık maksimuma geldikten sonra eğer silahınıza yatırım yapmak istiyorsanız, daha da kuvvetlendirmek istiyorsanız o zaman bence şeyleri verin. Ben hani ilk oynayışta öyle bir hata da yapmış oldum. Motivity'ye puanlar verip silahı daha da güçlendirmeye çalıştım ama o kadar az bir güç kazanıyor ki silah. Yani hiç değmiyor. Onun yerine canımızı, vigorumuzu, kuvvetimizi, işte ne bileyim kapasitemizi, eforumuzu, gücümüzü artacak yeteneklere puan vermek daha mantıklı olabiliyor. Silahlarla ilgili olarak full bir silah rehberi yapacağız. Standart silahları, toplam bütün silahları, ondan sonra özel bölüm sonu boss silahlarına ve hani çift yeteneği olan işte değişik elementleri, zehir, ateş, elektrik saçan silahların hepsine şöyle bir göz gezdireceğiz. Nasıl bunları kuvvetlendiriyoruz? Hangi taşlar gerekiyor? Nasıl yapıyoruz? Onlara da bakacağımız bir rehberimiz çok kısa bir sürede gelecek. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir like atarsanız, kanala üye olursanız ve güzel bir yorumlar yazarsanız çok çok sevinirim. Sorularınız olursa da yorumlara yazarsanız memnuniyetle cevaplamak isterim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.